Kıymetli dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz yepyeni bir Hearts of Iron 4 bölümüne hoş geldiniz efendim. Hearts of Iron 4'te biliyorsunuz geçtiğimiz bölümlerde Balkanlardan gelen ani saldırıyı def etmeyi başarmış. Bununla beraber Roman kuvvetlerini ve tabii ki beraberinde gelen İngiliz ve Fransız kuvvetlerini def etmiştik. Ve ayrıca artık Fransız topraklarına da sahibiz. Bu Fransız topraklarına sahip olmamız ne anlama geliyor? Buradaki dockyardları da kullanacağız. Buradaki bölgeleri de kullanacağız ve daha büyük bir donanma elde edeceğiz. Şimdi amacımız İngilizlerin ana karasına çıkmak olduğu düşünülürse... Oh! Ne oluyor? Olan bir tane şey şu, sıkıntı. Adamlar bize bombardıman yapıyor. Ya sevgili Fransız, hiç mi özen göstermedin ya? O kadar hava kuvvetiyle nasıl çarpıştırıyordunuz bize? Onların hepsi İngiliz hava kuvvetiydi bu arada muhtemelen. Hepsi İngiliz hava kuvvetleriydi bak. Şuraya da mutlaka bir yer yapmak gerekiyor, görüyor musun? Adamlar bizi perme perişan ediyor. Sevgili hocam, şimdilik şuraya bir gel. Oha! 100 tane fighter bile kovalamayı başardı mı? İtalyan kendi kendini mahvediyor. Oğlum bombalatma kendini. Arkadaşım, alo. Herhalde 800 birimlik kuvveti İngilizleri kovmaya yetmiyor. Ben o zaman buradan ona bir destek atayım. Buradan yetişmez tabii birlikler ya. Nereden yetişecek ki? Şuradan 200 tane adam yetişsene, yetişmesene. Onu merak ediyorum da. Yetişir mi acaba? Yetişemiyor. Peki, buraya bir yerleştirelim. Burada bizim bir olayımız yok. Niye oraya bombardıman atıyorlar bilmiyorum ama. Kafayı yemişler herhalde yani böyle. İngiliz sağa sola bombardıman atıyor. Western Balkanlarda bizim ne olayımız var ki? Arnavutluk falan bize ait değil. Yugoslavya tarafında toprağımız falan da yok. Böyle bayağı bir bizi yordular galiba. Arkadaşlar bu arada izlediğiniz seri hoşunuza gidiyorsa beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Ve hala kanala abone değilseniz abone olarak sizler de videolardan anında haberdar olabilirsiniz bilginize. Hemen şöyle bir diğer gemi upgrade'lerini de yapalım. Kön class uçaklara da basalım. Fransa tarafını komple kurtardık. İngilizlere çıkmaya amaçlıyoruz. İngilizlere çıkabilmek için elimizden gelen en iyi mücadeleyi vereceğiz. Ve hemen şöyle yapalım. Bu 100 birim uçağı Fransa'nın oraya geçirelim. Buraya bir 2000'lik hava sahası yapmaya çalışıyorum ya. Bu yaptığım hava sahasıyla da İngiltere'nin oraya destek vereceğim. Daha denizi bombalatmaya başlamadım bile. Buraları bir bombardımana tuttuğumuzda işler bizim için çok daha iyi olacaktır. Bu arada bugün kendimi biraz garip hissediyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bazen hani kelimeler, cümleler ağzımda eriyor. Böyle bir anlattığım şeyi unutuyorum falan filan. Bir takım sıkıntılarımız var. Haberiniz ola. Yani ansızın ne diyor lan bu adam dersem muhtemelen zihnimin derinliklerindeki bir şeyle boğuşurken bir yandan da konuşmaya çalışıp zamanı boş geçirmemeye çalışıyorumdur. Tam 5 milyon asker kaybetmişler bu arada. Bir yandan da zamanı boş geçirmemeye çalışıyorumdur. Haberiniz olsun yani. Gerçekten bugün bir yorgunum ya. Anlamadım. Harbiden anlamadım neden. Sevgili dostum, tık tık yapalım şöyle. Bu burayı, bu burayı, bu da burayı savunuyor. Güzel. İtalya'nın falan her şeyini ben koruyorum. Ya hava savaşları falan o kadar sıkıntılı geçiyor ki bu arada. Gemilerin silahlarını falan bastık. Panzer üretimine başladık. Öyle değil mi? Panzer üretiyoruz bir yandan. 30 fabrika panzer üretiyoruz ya. Artık yavaştan böyle bir panzerlerle labıdık lubuduk dalarız. Bu arada şöyle yapalım. Türkiye'ye bu sefer hava kuvvetleriyle yardımcı olalım. Yani hep silah yolluyorduk. Artık silah yollamak yerine bir parça hava kuvvetlerinden gönderelim. Örneğin 1000 tane fighter gönderelim. Bakın Türkiye'deki uçak sayısı 213 ila 383 arası diyor. Yunanistan'da 300 ila 600 arası. Yani muhtemelen Yunan hava kuvvetlerinin miktarı biraz daha fazla. O yüzden biz hava kuvvetleriyle destek olursak hava üstünlüğünü doğrudan alırlar diye düşünüyorum. Zaten bu savaş senelerdir sürüyor bu arada. Senelerdir. Aman aman. Peki biz Rusya tarafındaki supply tedarik sıkıntısını halledebildik mi? Yok, halledemedik. Oraya büyük ölçüde hummalı bir çalışma gerekiyor abi. Orayı halledebilmesi kolay kolay mümkün değil gibi duruyor.
Büyük ölçüde bir hummalı çalışma gerekiyor oraya. Sıkıntı. Sevgili hocam şöyle bir Destroyer'ları da ilerletelim. Bütün hava birimleri, kara birimleri, deniz kuvvetlerimiz. Herkesi kullanacağız bu görevde, bu vazifede. İngiliz çıkarma dağıtamıyor doğru düzgün. Bakalım donanma acaba İngilizlerin karşısına çıkacak kadar iyileşti mi? Bence iyileşemedi ya. Bence iyileşemedi. Yani hava kuvvetlerinin ağır bir bombardımanı olmadan oraya girmek çok mantıksız olur diye düşünüyorum. Şöyle bir fighter verir misin bana 100 tane? Şey fighter diyorum, bomber. Şöyle bir bomber ver bana. Kaç tane oldu? 800 tane galiba. Şöyle bir grup daha ver. Peki. Siz ana karaya müdahale etmeye devam edin. Buralarda iyice bir bombardıman yapalım. Hiç üstünlüğü bırakmayalım. Scotland tarafı da bombardımana maruz bırakılıyor. Çok çok iyi. Peki şimdi bir çıkartma kuvveti ayarlamak makul olmaz mı efendim? Ama neden ayarlayamıyoruz çıkartma kuvvetleri? Kullanamıyor muyuz? Denizi yetiştiremedik galiba henüz. Lan saldırı ordusunun hala böyle kaynak alamadığı yerler var ya, inanamıyorum ya. Abi gerçekten bu tedarik olayı yavaş yavaş bir işkence haline dönüşmeye başladı, biliyor musun? Harbiden bir işkence gibi yani. Her yere supply hub kuruyorum ya. Şuna baksana, adamların memleketinde supply yok. Bak şurası bir birbiriyle uyum içerisinde, güzel. Rusya tarafını ayarlamaya çalışıyorum onun dışında. Rusya tarafında bir yere kaynak gidiyor, bir yere kaynak gitmiyor. Dur, bak şurası şey olmuş misal. Bak bu burayla bağlantılı değil. Şunu bir normal hale getirsene. Bunu da burayla bağla. Sonra buradan çık. Burayla bağla. Demir yollarının birbiriyle bağlantısı yok ki. Misal şu ikisinin birbiriyle bağlantısı var. Şununla şunun. Neden birbirlerine destek olmuyorlar o konuda? Destek olamıyorlar galiba. Hava kuvvetlerinde her şey yolunda mı? Yolunda. Şuraya bir 100 uçak daha versem sanki iyi olur gibi. Ama fighterlara baksana artık, hani deli divane çalışmaktan. Bir hal olmuşlar deli divane çarpışmaktan. Şimdi. Kara kuvvetlerimizi iyice kuvvetlendirmeden evvel. Devam ya, devam. Kara kuvvetlerimizi iyice kuvvetlendirmeden evvel yapacak hiçbir şey yok. Devam et. Devam et. Şu 1922'nin gemilerine de gidelim. Donanma da bu kadar geri nasıl kalabildik? Hayretler verici diyeceğim de, kim geri bıraktı acaba? Basmadık. Ya hava kuvvetleriyle alakalı çalışmalar yapmadık. Şey, deniz kuvvetleriyle alakalı çalışmalar yapmadık. Temel sorunumuz o. Bu arada 182 fabrikayla onaramayacağımız, tamir edemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Toplamda 420 fabrikalık bir kuvvetimiz var. İngilizlerin anakarasını sürekli hava kuvvetleriyle bombardımana tutuyoruz ama bunlar yetmez. Elimizdeki gelişmiş ordulardan birini... Yok mu lan hiç gelişmiş ordu? Savaşa savaşa veteran olan. Diğer cephede de yok. En babası bu var. Tamam gel. Gel bakalım. Sevgili hocam sizle bir çıkarma düşünelim. Bu arada merhaba, bunları normale çevir. Bu arkadaşlar da normal vursunlar. Şu arkadaşı buradan play mode'a. Aslında şimdi ne yapılabilir biliyor musunuz? Varsa bir 500 bombardıman uçağı, 500 bombardıman uçağı alabilir miyim? Galiba yok. Yok, var. Aldık. Alamadık mı? Burada 1500 uçak var gözüküyor ama herhalde onlar farklı türden uçaklar ya. Hani bizim müttefiklerin uçağı falan da buralarda. Bunu şu yüzden alacaktım. İki tane 1500'lük uçakla İngiliz Channel'ı bir bombalayalım diye. Konvoylarla İngiltere'nin ana karasına bir çıkarsak zaten adamların işi bitti. Ya İngiliz'i falan bu savaşta pes ettirirsek geri kalanı çok kolay. Zaten biliyorsunuz Amerika bizim yanımıza gelecek. Artık %50 faşist oldu Amerika.
Amerika 1935 seçimleri sonrası bizde. Hiç gidip Amerika kıtasıyla uğraşmayacağız. Amerika ile uğraşmayacağız. Alacağız faction'a geçeceğiz muhtemelen. Ama keşke var ya İtalyan'ı yiyebilseydik o ara ya. Bak İtalyan'ı yanıma aldığıma pişman oldum şimdi. Bir de savaşta skor alacak herif. İtalyan'ı yanıma aldığıma pişman oldum. Hocam yok mu hiç bizim doğru düzgün uçağımız ya? Galiba yok. Hı-hı. Yok mu bizim doğru düzgün taktikal bomberımız? Yok. Var. Var. Olmaz olur mu? Geblo. Şunları bir koy. Koy bir depoya. Başka ne var? Yukarıda taktikal bomber var. Aa bunlar çok iyi. Bu taktikal bomberları kesinlikle salamayız. Getir buraya. Getir. Hoppa. Bunlar English Channel'a gemi bombardımanı. Bunlar da English Channel'a gemi bombardımanına. Ya da o 100 tanesi değil. Şu 1000 tanesi yukarı. Bu 100 tanesinin yanına. Sizi nereye alabilirim? Sevgili hocam buraya alalım. Aa duplicate edemiyorum daha fazla. Yok mu diğer uçaklardan be? Hiç bomberımız kalmamış. Şurada bir bombardımana devam edelim. Düşmanın şeyini, denizini, donanmasını ne kadar bombardımana maruz bırakabilirsek bizim için o kadar iyi. Hatta ve hatta nasıl bir şey yapsak acaba? Yok mu gerçekten bombardıman uçağımız ya? Vardır vardır. Vardır getir. Getir biz oradan bombardıman uçağı çıkardık. Tactical bomber vardır bir yerlerde. Abi hava kuvvetleriyle uğraşmaktan var ya artık gözlerim falan yamuldu. Bu arada ne Belçika'ya ne Amsterdam'a kimse karışamayacak. Biz bunların ikisini de alıp böyle hüp diye içimize çekip yiyeceğiz rahat bir şekilde. Bununla beraber abi gerçekten supply sıkıntısı mı çekiyorsun orada? Ağzına tükürdüğümün yerine bir ray bağlamadınız mı? Bak bir buraya, bir buraya. Alo. Heh. Bir buraya bir buraya. Şunları da bir en öne alabilirsek yapımını. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Umarım burada bir yerdedir yani bunlar. Tabii çıkarmak için denizi bir ele geçirebilmek lazım ama buralarda pek bir üstünlüğümüz yok. Hadi bakalım gemileri de şuraya misal konvoyları korumaya versek ne kadar iş yapabilecek bakalım. Bence pek bir deniz üstünlüğünü sağlayabilir miyiz bilmiyorum ya. 1400 tane bombardıman uçağı vuruyor ama şu 1500 hangi 1500 yukarı vuruyor? Bu yukarı vuruyor. Bunu da mı bir English Channel'a çeksek? Buradaki 1500 oraya vuruyor. Şuradaki 1400'e. Abi bir tane daha ekle. 1500 adam vursun oraya. 3000. Hani 1500, 2500 ana karaya. 2600. 3000 denize. Var mı peki donanma üstünlüğümüz ne kadar burada? %41. Ne yapmam gerekiyor peki? Konvoy raiding yapıp submarinlerimle İngiliz konvoylarını falan mı yakalamam gerekiyor acaba? Adamların donanması burada bir yerde ve ben onları göremiyor muyum? Öyle bir şey mi var? Dur bakalım yani hem hava kuvvetleriyle hem kara kuvvetleri hem hava ile hem deniz kuvvetleriyle karşı tarafı bir indirmeye çalışacağım elimden geldiğince. Uçak gemilerimiz yok ne yazık ki. Uçak gemilerimiz gelişmiş değil. Uçak gemilerinin varlığının azlığı bize kötü yönde etki ediyor. Sentetik rafinerileri bir geliştirelim. Bir yandan panzer basabiliyor muyuz? Oh light tanklar birikiyor. Güzel. Güzel güzel. Ya artık şu kısımda da hiçbir şey yapmayacağım yani. Free Fransa var da. Ya İngiltere'nin ana karasını devirirsek otomatik bütün savaşı alıyoruz. Çünkü kimse savaş başı olmadı. Yani Avustralya ile Kanada ile orayla burayla uğraşmama gerek yok. Hatta ve hatta bak. Ne yaparız biliyor musun? Ana. Ne oldu lan buraya? %50 protofaşisti bu. Sıtkım sarıldı sana faşizm basmaktan. Sıtkım. Kesin faşizmi banladı. Kesin faşizmi banladı abi kesin.
Kanada'yı alırsam Amerika'ya da girerim. Şeyden korkmama gerek yok. Tek yapmam gereken İngilizlerin karayı devirebilmek de bizimki çıkarmayı atabilir mi? Atamaz, mümkün değil ya. Gemiyi çıkartamıyor bile. Peki konvoyla adamların dibinde ilerlesen? Aha galiba çıktık. Geçir herkesi karşıya. Geçir. Ama oradan geçirme. Oradan bize geçirirlerse ne yapacaksın? Ulan bu herifin kara bomboş. Bu herifin kara bomboş. Babu yürü. Oğlum öyle bir ele geçirme hattı olabilir mi sence? Neden sapır saçma iş yapıyorsun? Buradan buraya yürü. Savaşı kazandık galiba. Sen buradan böyle. Diğerleri vursun. Vur baba, vur. Vur. Ana karası bomboş kekonun, vur. Vur. Ana karası bomboş kekonun. Abi Allah'ını seven hücum. Hücum. Herkes. Sabaha kadar hücum. Abi boş ana kara verildi bana. Boş İngiliz vaat edildi bana. Vallahi İngilizleri parçaladık abi. Ordunuz nerede peki beyefendiler? Arkada. Koş arkaya. Aha İngiliz çöktü. Savaş bitti lan. Vallahi savaş bitti ha. Almanya Versay'dan buralara geldi sevgili arkadaşlar. İrlanda'yı bir kere kesinlikle alırım. İrlanda'yı kesinlikle alacağım için burayı bir alacağım. Öncelikle... Abi... Kanada'yı bir alalım. Neden biliyor musun? Elimizde 3000 puan var. Kanada'yı almaya yeter. Kanada'yı alalım. Kanada'ya adam akıllı altyapı kuralım. Amerika'ya dalacağım ben oradan. Kanada'yı bir tamamen alayım. Niyetim Amerika'ya dalmak artık yani. Amerika... faşizm basmayı da keseceğim Amerika'ya. Niyetim Amerika'ya lambur lumbur dalmak. Buradan bir hat oluştururuz. Amerika'yı yeriz biz orada birebir de. Amerika'yı yedikten sonra şimdi Amerika'yı aldık komple. Amerika dediğim Kanada'yı aldık komple. Çekleri bir alalım. Çekoslovakya'yı bir alalım. Ardından hemen Anschluss'la normalde bize gelecek olan yerleri bir alalım. Romenleri rica edebilir miyim? Roman petrollerini de istiyorum. Güzel, Romenleri aldık. Peki İngiliz'in karasını şöyle bir alabilir miyim? Hey maşallah. Fransa da şeyi alabilir ya. Afrika'yı alabilir. Afrika ile ilgilenmeyeceğim. Evet, Fransa'yı komple alamadık. Şöyle yapalım Fransa tarafına. Alsace-Lorraine'i alalım. Geri kalanlarını ufaktan salalım. Şöyle bir girdim içeri. İtalya da Fransa'yı istiyor ya. Daha British Raj falan var. Hey yavrum hey. British Raj'dan nerelere gidilir nerelere. Abi nerelere gidilir bilmiyorum da oralarda supply falan olmadığına eminim yani. Gerçekten supply yokluğu benim. Bu el belimi büktü. Çok sağlam belimi büktü hem de. Arkadaşım bu nasıl bir yokluktu ya. O kadar ilerleyemiyorum. O kadar uzun boylu değil dedi oyun. Aa. Üstüme iyilik sağlık. Lan koca Almanya'yım. Bir tur pas atayım dedim. Adam her şeyimi yedi. Ulan İtalyan. Sallan British Raj'ı. Sallan lastikleri. İstiyorum abi lastikleri. Sal British Raj'ı. Şöyle bir British Raj'a oturayım. Bu arkadaş kime oturur bilmem de. Nereden davet ettim ki İtalya'yı? Yardımı dokundu mu? Dokundu. Şimdi yalan yok yani. Fransa hattına onun üzerinden yardım. Yardımı şeyden dokundu bu arada. Ha. Yanlış anlaşılma olmasın. Yardımı şeyden dolayı dokundu. Yeri vardı herifin orada. Başka bir şey değil. Bu arada Siam'ı falan alırım. Siam'ın orayı. Bir intern diyeyim. İtalyan herhalde şeyi ister ya. Papıt mapıt alır. Kafasına göre takılır. İtalyan herhalde Afrika'yı ister bilmiyorum ama. Bir tur şöyle bir yenile atayım. Ben British Raj'ı komple aldım bana. Okey. Nepal ve Bhutan yok ortalıkta.
Şey yok tabii ki. Dacit indies yok. Of, 900 tane rubber ne? Oğlum bu kaynaklar ne? Avustralya'yı rica edebilir miyim? Abi teşekkür ederim. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Yeni Zelanda'yı da rica edebilir miyim? Edemiyorum. Fransız mı aldı acaba? Ne yapacağım ben bu kadar adayı alıp? Salla gitsin adaları ya. Hadi şuralar neyse de. Avustralya'ya take all states desem. Sonra İngilizlerim var böyle her yerde toprağa. Perse dalarız. Buradan Perse dalarız hocam. Tunus taraflarını falan da alayım. Buradan Perse dalarız. Hatta Free Fransa'yı da al şöyle. Kıbrıs'ı da alayım kardeşim. Buralardan dalınır Perse. Buradan böyle adamları kaydırır kaydırır dalarız Perse. Tunus kaldı diyor. Free Fransa kaldı diyor. United Kingdom. Yahu nere var United Kingdom'ın elinde ya? Buralar. Yok ya. Aralara. İstersem Jabal Şamar, Hejaz Mejaz döve döve inerim zaten. Ama hatta dur bakalım. Arap Yarımadası'nın bütünlüğünü sağlayacağız kafasında. Şu kalan toprakları da alsam. Sonra zaten hani Jabal Şamar, Hejaz, Necd falan buraları komple yerim. Al canım geri kalanı senin olsun. Ya bağımsız kalmaz değil mi? Diğer ne kaldıysa şey alır yani herhalde. Ben öyle düşünüyorum. İrlanda'yı falan alacağım. Allah'ım ya Rabbim ne yordu savaş ya. Ama farkında mısınız bilmiyorum. Bu sefer çok hızlı çok pratik bitirdik. Sürekli atak oynadık yani. Yıllarca beklemedik. Çünkü benim genelde hani oynayış stilimi biliyorsunuz. Ben genelde ne yapıyorum? Adamların komple bütün gücünün, bütün kuvvetinin tükenmesini bekleyip ondan sonra dalıyorum. Bu arada sevgili Amerika, yani o faşizmi banlamakla hayatının hatasını yaptın. Savaştan çıktık çok şükür. Ama yani hava kuvvetlerimiz falan, hey yavrum hey, hey yavrum hey. Hava kuvvetlerimiz hey yavrum hey derecesinde. Şimdi hala Rusya'nın orada acı çekiyoruz gördüğünüz gibi. Buralarda bir şeyleri sağlamak çok zor. Birader bu neymiş ya? Abi sen buraya da bas. Buraya da bas. Hey yavrum hey, vallahi acı çekiyoruz. Donanma iyi girdi bu arada yani. İyi geçti. Ben geçemez zannettim. Donanma geçti. Donanmanın geçmesi bizim iyiliğimize oldu. 1933'e yaklaşıyoruz. Elimizde 1936 senesinin silahları var. Piyade tüfeklerimiz falan inanılmaz derecede kuvvetliydi. Vurduğumuzu indirdik. Vurduğumuzu harcadık. Sevgili hocam. Vallahi İtalyan'ı falan tutacağız diye neler çektik ya. Şimdi misal Republic Spain'e dalsam kim yardıma gelebilir? Bence kimse gelemez. Ama torpaklar İtalya'ya gider, o kötü olur. İtalyan'a atsam, İtalyan'a dalsam, hazır Amerika'da faşist değil, kimse kimseye karışamaz. Ben geliyorum hocam, ben geliyorum dur. Aklımda bir plan var. Şöyle şuraları bir savunabilir misiniz sevgili Alman askerleri? Şuraları bir savunalım. Sadece limanları. Sadece limanları tutsanız yeter. Zaten başka bir yere dalamazlar kimse. Ben bir Fransız'a atıp İtalyan'a atıp pardon. Ben bir İtalyan'a atıp şu çocuğu bir harcayayım. Çünkü bu çocuk harcanmayı hak ediyor. Faction'dan bir kovayım elemanı. Bu çocuk harcanmayı hak ediyor abi. Bir ordu buraya. Bir tane ikilik buraya. Şurada bir tane boşta duran ordumuz vardı. Gel bakalım. Sen de buraya. Sizin elinizde ne asker var ne bir şey var. Ben biliyorum. Burayı savunuyor. Tamam. Sen boştasın. Efendim siz de şöyle Fransa tarafını savunacaksınız. Tabii ki iş bitince tamamını. Şöyle 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 şöyle. Fransa ile beraber İtalya'yı da savunurlar ya. Bu 72'lik ordu yeter herhalde. Ya da İtalya tarafına ayrı bir ordu mu basmak lazım? Bunlar ne yapıyor? Bunlar burayı tutuyor. Peki. Ama bu 72'lik bura. Bu 72'lik boşta.
Buna bir adam akıllı general verelim ya. Savunması yüksek. Siz gelin beyefendi. Ve göreviniz limanları da tutmak. Şey, denize kıyısı olan yerleri. Limanlar ve denize kıyısı olan yerler. Allah'ım. Bitmiyor, bitmiyor. Supply sıkıntısı bitmiyor abi. Supply sıkıntısı katiyen bitmiyor. Buraya gel. Buraya kur bir tane. Daha Rus'la işim yok. Ama ben şunu merak ediyorum. Benim bu Rus'u harcamam bu kadar sürecekse, misal. Benim Rus'u harcamam bu kadar sürüyorsa. Bu ya Rus'a hazırlık yapmam. Bu Rus'un topraklar ne alemde abi? Ruslarda bence demir yolu falan yok ya. Tek bir noktadan gelip her yere dağılıyor. Rusların bize direnmesinin mümkünatı yok. Bence Beyaz Rusya'ya dalar dalmaz ben Beyaz Rusya devrilecek diye düşünüyorum. Yani çok fazla şeyi var gibi duruyor ama Destroyer'ın bir üst kademesi var mı? Var. Çok fazla askeri fabrikası var gibi duruyor ki var. Ama bence şey değil. Bence o kadar kuvvetli durumda değil. Şu Yunanistan'ı bir Türkiye'ye paketlettirelim mi? Bak acelemiz yok zaten. Hani bizim hazırlıklar falan yapılıyor. Hazırlıklar yapıldığı için acelemiz yok, sıkıntımız yok. Oo, Fransa'nın ordusu yok. Ama ben şu Fransa'yı bir atayım, paketleyeyim de dur. Ben Fransa'yı bir paketleyeyim. Fransa paket servisi hak ediyor şu an. Fransa bir paket servisi olmayı hak ediyor. Abi Kick Faction. Kardeşim oradan bir ikile. Yo 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 yo. Sen benim temel niyetimi anlayamadın sevgili İtalya. Fransa diyorum İtalya'ya ikide bir, bana aldırı çekmeyin dediğim gibi. Sen benim niyetimi algılayamadın. Kardeş şöyle bir take all states yapıp senden kurtulacağım. Yani ne Afrika tarafı umurumda ne başka bir yer umurumda. Aslında ben şu an çok bencil oynuyorum ya. Adamın bana bayağı yardımı dokunacak yani. Bayağı yardımı dokundu. Hiçbir şeye yardımı dokunmadı ya. Şuna baksana, 3 ila 10 arası asker ne, gözünü seveyim ya. 3 ila 10 arası asker ne? Kardeşim arkalanıyorsun, savaşta yardımların için teşekkürler. Ha bir de sana pay verecek halim yok. Üretimi ayrı yapıp böyle bombalanmaya... Gerçi beni kim bombalayacak ki? Beni kim bombalayacak abi şu saatten sonra? Ben tekim. Ben tekim ve en iyisiyim. İki tarafı da savunacak ordusu yok bu arada. O kadar hızlı Roma'ya gireceğiz ki yani İtalyan o kadar savunmasız yakalanacak ki geri kalan herkesi indirmek hiç mesele bile olmayacak. Bununla beraber Amerika tarafına bir hazırlık yapmamız gerekiyor. Amerika tarafının hazırlığını sürdürmemiz gerekiyor. Amerika'ya demir yolları, normal yollar, Kanada bölgesine özellikle demir yolları ve normal yollar döşenmeli. O işler bir halledilmeli. Oho! Yani buranın doğru düzgün demir yolu yok. Sıfırdan gelip kuracağız buraya demir yolunu. Sıfırdan. Kurarız, kurarız, kurarız. Kurarız, Amerika'nın da icabına bakarız. Amerika'yı da harcarız abi. İtalya'nın kafasına uçak getirmeme gerek var mı? Zaten kafasında uçaklarım var. Ya uçaklara falan gerek kalmayacak zaten dediğim gibi. Bu arada bizim divisionlarımız delici ve güçlü. Bu divisionlardan şu 24'lüğü Osmanlı'ya volunteer olarak yollayıp böyle bir patırt diye hemen Yunan'ı devirmesini sağlayacağım. Ki daha panzer basmaya başlamadım bile. Panzer basmaya başlamadık henüz. Panzere geçiş yapamadık. Sevgili hocam peki bu bombardıman uçaklarını... Şu Doğu 23 A'ları engine ve reliability de fullleyip Doğu 23 B'ye çevirelim. Onlardan üretin. Interwar Fighter'ı hemen range, engine ve armor açısından şöyle bir arttırabildiğimiz kadar arttıralım. Bir de reliability verelim. Bunları da bir A birleyelim. Aa. Şey üretilmiyor. Hiçbir şey üretilmiyordu neredeyse. Merhaba, uçak gemisi istiyorum. Hop hop. Ne Britanya'sı?
Şu bizim tek donanmaya tık tık. Çok iyiyiz. Hemen Sam'i de bir geliştirelim. Sen nesin? Fızı vızı bu, bızı bızı bu. Allah bilir ne o. Ne o, Battle Crusher mı? Ne ki bu gemi? Vallahi bilmiyorum. Şeyden baksak peki. Ürettiğim gemi hangisi bilmediğim için. Türün ne oğlum? Kim bilir ne? Bu mu ki? Galiba değil. İki tane Battle Crusher üretiyoruz şimdi. Destroyer üretiliyor. Submarine üretiliyor. Yeter canım ya. Daha ne? Abi Hindistan'dan, oradan buradan, her yerden kaynak geliyor bu arada. Ben ekonomiyi free'ye alsam hiçbir şeyim bozulmaz gibime geliyor. Üstelik şeyim de artar. Construction hızım da artar. Hemen bir İtalya'yı temizleyelim. Kimse dokunmuyor tabii İtalya'ya. Diyor ki belasını buldu. Dokuna da bilir. Hiçbir yere hazırlık yapmadım da. 5 ila 9 arası kuvveti var diyor. Ne yapacak 5 ila 9 arası kuvveti? Fethedilmeyi bekleyecek. Fethedilmeyi bekleyecek. Başka yapabileceği hiçbir şey yok. Yok oldu gitti. Yani 500 asker kaybederek yok ettik elemanı. Hocam ilerlemeye devam edin lütfen. İlerlemeye devam edin lütfen. Oh. Abi hem kaynakları alındı şükür ki. Hem de hakkımız olan bütün toprakları aldık. Yani artık bir adaletsizlikten bahsetmemiz mümkün değil. Kendi karam tutuluyor. Burası tutuluyor. Hemen buradaki ordu. Fransa'nın yanı sıra. İtalya tarafını da bir alsın şöyle. Oh. Oh yav. Ya da acaba İtalya'ya ayrı bir 72'lik ordu mu indirsek? Şuraların hiçbir önemi yok bu arada öyle gözükmesinin. Dur, İtalya'ya ayrı bir ordu indirelim biz. İtalya'ya ayrı bir ordu indirelim. Bizimkiler Fransa'nın işini bitirsin yeter. Şimdi sevgili hocam. Bu İngiltere'yi koruyor. Volunteer olarak sizi göndereceğim. Send Volunteer. 24'lük gidiyor. Kimin komutasında bu ordu? Von Letov. Volunteer. Von Letov. 9 kişi verebilirsin diyor. Peki. Ya da en kuvvetli 9 adamım hangisi? Buradan şöyle bir 9 adam versek. Ve başına komutan olarak şöyle atağa güçlü. General Vondenborg. Ve ben bir 9 adam daha istiyorum. Burada istediğim 9 adamın yanı sıra Frankfurt'a gelsin bunlar. Bir 72'lik garnizon daha istiyorum. Şöyle. O da Roma'da. Peki. Peki. Hemen şuradan bir volunteer'ı gönderelim. Nerede 9 division'lık? Burada. Hadi bakalım. Oğlum İstanbul düşüyor. Abav! Umarım benim ordular İstanbul'un düşüşüne denk gelmez. Şapagat diye. Hoş olmaz çünkü. Şimdi ben buralarda milleti yemeye devam edeceğim de. Mesela İspanya'yı. Çünkü komünist İspanya. Komünist İspanya'ya kimse destek olmaz. Birliklerimiz geldi. Koşun oğlum. Koş 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 koş. Koş, Yunan kuvvetleri neye uğradığını şaşıracak. Paşam, yetiştik paşam. Hadi hadi bakayım, hadi bakayım, hadi bakayım oğlum, dönün evinize. Agresif de vurabilirsiniz, izin veriyorum. Dönün köyünüze.
Selanik'e doğru uygun adım marş marş. Asla durmayacağız. Asla durmayacağız. Durduk. O kadar da değil. O kadar da uzun boylu değil yani. Bizi de itemeyin öyle değil mi? İttiler mi lan? Şş, bir yere kaçmak yok. Alo. Biraz fazla mı gaza geldik? Lan olmadı, Yugoslav'ı deler gelirim lan tepene. Hayırdır. Oradan vargol attın mı görürsün ebeğin nikahını. Vallahi yapıştırırım vargolu kafana. Bizde aşık atıyor bir de uyuz. Tam 1936'nın gemilerine henüz geçmeyelim. Panzerlerimizi ilerletiyoruz. Askeri silahlarımızı ilerletiyoruz. Askerlerim çağının kat kat ilerisinde, lakin sanırım buraya kaynak gelemiyor. Az daha İstanbul düşüyordu galiba. Peki size fabrika basabiliyor muyum? Havalimanı falan basamıyorum, anladım. Abi bu ordu hala mı yanıyor ya cayır cayır? Ha bu ordu 72'lik, saldırı ordusu şurada, o da ayrı bir yanıyor tabi. Tamam, önce bir saniye, önce bunlarla bir ilgilenelim. Tamam. Buraya bir tane supply hub. O supply hub'dan da buraya. İki supply hub birbiriyle birleşecek. Şu demir yollarını kademe 5'e çıkaracağız. Bu da kademe 5. Bir tane iki supply hub buraya, bir supply hub buraya. Yamış gibi supply vereceğiz onlara. Peki buradaki ordu ne yapıyor? Hala huzura kavuşamadık değil mi burada? Mümkünatı yok ki. Huzur mu, o da ne, yeniyor mu? Ama tamam ya, bizim askerler burada kendine geldi yani. Oo, bizimkiler kendine gelmiş. Ama ne gibi bir sıkıntınız var orada? Supply yetmiyor galiba. Ver, supply hub veririm hemen ağzının ortasına. Şu ağzının ortasına da bir supply hub. Nasıl olsa buralarda durum yolunda. Evet, işin asıl sıkıntılı tarafını biz unutuyoruz her zaman. Tamam, panzerler üretiliyor. Amerika tarafı. Dur bir işimiz bitsin de Amerika tarafıyla da ilgileniriz ya. Şu an benim tek amacım Türkiye'ye savaşı kazandırmak. Bu uğurda ilerleyeceğim abi. Tek fokusum bu şu an. Tek fokusum Türkiye'ye savaş kazandırmak. Zaten diğerlerine diz çöktürdük. Büyük savaşı kazandık. Amerika hala şey yapmadı bile yani. Amerika'nın faşizme dönmesine gerek bile yok. Çünkü ben orayı pataklayacağım. Hatta saldırı ordularımı oraya bile gönderebilirim. Şöyle size de bir kalp resmi yapalım. Beyaz Rusya'nın orada olanlara şöyle bir yıldız. Abi bu supply mevzusu o kadar sıkıntı oldu ki, muhtemelen bu oyun böyle oynanmıyor bu arada, onu söyleyeyim yani, o konuda eminim de. Vallahi nasıl bir supply'mış ben bilemedim arkadaş. Ben nasıl bir supply'mış bilemedim. Yani şuranın savunmasında garnizonundaki adam bile supply eksisi yiyor. Her yer tepeden tırnağa supply eksisi. Panzer 3 medium tank. Şimdilik beklesin. Fabrikaları bir şöyle arttıralım. Bu arada şöyle bir Beyaz Rusya ordusuna talimat çizelim. İleride oraya da saldıracağız. Beyaz Rusya diye şöyle bir not düşelim. Tamam, bu Beyaz Rusya ordusu. Bu İspanya ordusu. İspanya Cumhuriyeti'ne yollayacağımız ordu. Tam adlarıyla Spain ve Public. Yanlış mı yazdım? Büyük ihtimalle yanlış yazdım. Aynen öyle, aynen öyle. Büyük ihtimalle yanlış yazdım ama önemli değil. Tamam, bir ordu İspanya'da bulunuyor, bir ordu Beyaz Rusya'da bulunuyor. Savunma ordularımız her yeri koruyor, kolaçan ediyor. Bir yandan Yunanistan Savaşı'nda Yunanistan'ı bir yıpratmak istiyoruz ama nasıl yıpratabileceğimizi bilmiyoruz. Misal Türkiye'de uçakta kaldırma izni alabiliyor muyum? O
Hiz'in sanki DLC'ydi ya. Benim 9 adamımla buraya vursam. Evet. Vuramıyoruz. Ama Yunanlıları bir def ediyoruzdur ya. Bu kadar askerleri yok. Şuradan da alsak. Açamıyor muyuz orayı ya? Kaynak almıyor ki. Abi faction'a gel, ne olur kaynak atayım. Ne olur bak kaynak atacağım. Nasıl yapacağız ki onu ya? Faction'a gelmem diyor. %30 protofaşist olması lazım en azından. Ki zaten hani normalde de gelmiyor. -170 de. Peki non-aligned olmasa geliyor mu? %30 faşist bile yapsak non-aligned'dan çıkmıyor bu arada. Yani %50'ye falan getirmemiz lazım. Ben o zaman Yugoslav döve döve geleyim mi? Yugoslav'ı döve döve geleyim mi ben o zaman? Bu arada şöyle bir şey yapalım. İspanya'nın oraya bir demir ağları örelim efendim. İspanya'nın oraya demir ağları örelim. Şimdi şöyle yapacağız. Burada var mıymış zaten? Bu 1. Bu 2. Bu 3. Bu 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şuralardan geçiş var mı ya? Var galiba. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 tane. Peki. Şimdi bunların hepsinin... kendi arasında yolla bağlanmasını sağlayacağız. Bu yol level 5. Getir bakayım buraya level 5. Şu da level 5. Getir böyle. Getir böyle. Bu da level 5. Yolları falan bir level 5'lesek. Buradan buraya gidecek. Bu da level 5. Buradan buraya gidecek. Oradan buraya. Oradan yukarı, ama bu raylar nereden upgradelenecek? Raylar buradan 5'lenecek. Bunu da buradan 5'le. Bunları buradan arttıralım. Herhalde buralara artık supply hub'lar kurulduğunda artı basılabilir. Bilmiyorum. Ama temel olarak malzeme buraya nereden gelecek? Herhalde dışarıdan gelecek ya supply. Emin olamamakla beraber. Dışarıdan gemilerden taşınacaksa işimiz iş. İnşallah dışarıdan gemilerden taşınmıyordur. Gemilerden taşınıyorsa işimiz iş çünkü. Şu nerede bizim 72'lik eleman? Bunlar korumak için trainleniyor. Şu 9 askeri ver. Bu 9 askeri hemen burada bulunan birliğe ver. İspanya'dakilerin bir durumu toparlansın. Bu arada İspanya'dan bir 24'lük çıkarsam misal rahatlar mı İspanya? İsveç'in etrafını sar. Şöyle. Şöyle. Rahatladı ve bence hani İspanya konusunda o kadar dikkatli olmamıza gerek yok. Şimdi benim çok gelişmiş bomberlarım falan var. Onları nasıl toparlayacağım onu düşünüyorum kafamda. Bütün hava, yani bütün uçakları, hava kuvvetlerini falan kullandık da. Her yer her yerde diye bir tabir vardır ya efendim. Bizde de aynen durum öyle. Her yer her yerde gerçekten. Neyin nerede olduğu belli değil. Şuraya bir savunma generali rica edeceğim. Teşekkürler. Kendi bölgenizi layıkıyla savunursanız bize yetecektir efendim. Hayır, bir de hani benim savunacağım yer de çok fazla. Misal Free France hala yaşıyor mu İngiltere ile? Burada niye bir İngiltere var lan?
Abi hiç Afrika'da onları temizlemekle uğraşamam var ya. Şimdi İspanya'daki ordu bir kendine geldi. İspanya tarafına şöyle bir ani hücuma kalkarız. İspanya tarafına ani hücuma kalkacağımız için hemen buralara bir hava kuvvetleri de basalım. 3 tane onluk hava kuvveti yeter. Hemen en başa alalım bunları. Uçakları ayarlayalım. Hemen Republican İspanya'yı bir indirelim. Sevgili Türkiye, burada bize kaynak ayıramıyorsun anladığım kadarıyla. Ama ya Yunanlar vura vura kendilerini bitirirler. Zaten bütün yetişkinleri askere çağırmışlar. Türkiye'de öyle bir durum söz konusu değil. Gayet iyi durumda. Türkiye'nin manpower'ı yok çünkü. Hocam, ya sivil fabrika falan verme var da onların hepsi mod ve bende doğru düzgün mod yok. Çok modlu oynamıyorum. Deviremedik ya Yunan'ı. Bizim Volunteer'lar olmasa bu arada capitulated daha. Ben sana söyleyeyim yani bir capitule olma durumu vardı bence. Şimdi hava kuvvetlerini getirecek yerleri de bir inşa edelim. O kadar hızlı inşa ediliyor ki bu arada. Bizim o yaptığımız demir yollarını falan şey yapmayın hani böyle hafife almayın. Bu arada kapalı ekonomiyi almasak, misal free trade'i alsak ve free trade'in ardından o değil. Normal askeri alım alsak, fabrikaların hızını iyice arttırsak diye dedim. Peki kaynak eksiğimiz oldu mu? Neredeyse lastik konusunda olacak gibi oldu. Onda da sıkıntı yok. Şöyle bir şuralara basalım. Tabii İngiliz niye bassın ki anam? İngiliz'in her yerden kaynağı vardı. İngiliz'in kaynaktan yana sıkıntısı yoktu tabii. Şimdi sevgili hocam, bu taktikal bomberlar. Oh, burada da var. Buradaki 1,5'u bir getir buraya koy. Bütün hava kuvvetlerinin görevini bir iptal edelim mi? Bütün hava kuvvetlerinin bir görevini iptal et. Her yer her yerde çünkü. Bunlar fighterlar. Bunlar da fighter. Bu bomber. Bundan şu 5 tane daha çakal bomberı al. Koy buraya. Merhaba. Hop oldunuz 2000. Şimdi şöyle 500 buraya. Kalan aşağıdaki 500 buraya. Diğer görev yapmayan 1000 uçak da buraya. Direkt parçalarlar burayı bence. Bunlar da tactical bomber. Bunlar fighter. Bunlar da fighter. Fighterlar şöyle bir araya toplansın. Burada var 1500 taktikal bomber. Getir. Getir. Var mı bir yerde bir 500 taktikal bomber daha? 1000 var. Abi bunun şöyle iyice level almış olanlarından bir getir böyle. Oh. Yine aynı sistem. Bu yukarıdaki 500 burayı alıyor. Hemen ardındaki 500 burayı alıyor. En alttaki onlu da burayı. İspanya'nın böyle bir kuvvete karşılık verebilmesine imkan ihtimal yok. Bu 1000 tactical bomber'ı bence çıkartabiliriz. 2000 tanesi yeterli. Şurada 500 tane var, onu çıkartabiliriz. Şimdi fighter'ları bir araya toplayalım. Fighter'ları bir araya toplasak güzel olur. 500 fighter'ı koy kenara. Buradan bir 200 fighter daha koy kenara. Oy, burası full artı full ordu la. Harbiden full. Merhaba. Getir bakalım bunları. Şu hava sahasında bize bir koruma sağla. Bütün fighter'larımı bir araya toplayacağım. Savaş uçaklarımı kullanabilmeyi arzu ediyorum çünkü. Tamam. Üçünü buraya, ikisini buraya. 200'lük de böyle. 2000 tane de base de var. Tamam. Bunlar da fighter değil mi? Bunlar az buçuk kullanılıp XP kasılmış olan fighterlar. O yüzden bunları bir hangara göndermek istemiyorum. Var mı başka bir yerde? Yok. Tamam. Tamam, hava kuvvetlerini de topladık. İspanya Savaşı için gayet hazırlıklıyız.
Gayet hazırız. Hemen İspanya'ya şöyle bir Justify'ı atalım. Yani komünist kimse yok dünya üzerinde. Muhtemelen kimse bize karışmayacaktır efendim. Bize müdahale etmeyecektir. Uçaklarımızın miktarı çok iyi. Her an tank ünitesi basabiliriz dilediğimiz gibi. Bir tank ünitesi oluşturabiliriz. Tank division'ı oluşturabiliriz. Bununla beraber yapım hızlarını, bina yapım hızlarını falan da arttırdık. Ve önceliğimizi kesinlikle Kanada tarafına verdik. Çünkü Kanada tarafı bizim için önemli. Beyaz Rusya'daki o lanet hala kalkmadı. Free France hala Beyaz Rusya'yı garanti mi ediyor? Oğlum sen burada kaldın galiba. Başka var mı Free France? Bir de İngilizler var şurada. Ana karanız nerede kanka? İngilizlerin başkenti burası galiba. Ulan çökelim ki tepenize. Fransızların başkenti nerede? İşte bir işi kendin yapacaksın. Ben dam deyince galiba orada dam diye gitmiş. Harbiden. Merhaba. Şuradan bir reinforce rate'i de arttıralım. Sene 1936'ya geliyor neredeyse. Oh, Almanya olarak olan o kadar büyüğüz ki. O kadar büyük ve kuvvetliyiz ki yani. O kadar kudretliyiz ki. Hey yavrum hey. Karşımızda durabilene aşk olsun. Peki. Bir şey merak ediyorum. Ben diyelim burada Switzerland'ı istiyorum abi. Vay. Oğlum sen majör bile değilsin lan. Ama dünya tansiyonu %100 dur. Dünya tansiyonu %100. Bu ne anlama geliyor biliyor musun? Amerika hazırlanıyor anlamına geliyor. Amerika hazırlanıyor anlamına geliyor. Şöyle bir Amerika'nın oraya şey yapmamız lazım. Amerika'nın oraya asker yığmamız lazım. Yani buranın hattı tamamlandığında buralara asker yığarız. Her birinin şeyi falan da sağlamdır umarım demir yolu. Hop hop. Hop. Her şeyi ayarlayayım. Her şeyi ayarladıktan sonra buraya tank değil gerçi. Piyade sürmek daha mantıklı ya. Hatta şu an ben boşuna tank basıyorum. Bence hiç tank teknolojisine ihtiyacım kalmadan bütün düşmanlarımı yenilgiye uğratabileceğim. Bence boşuna tank üretiyorum ya. O arazi çünkü pek tank üretimine elverişli değil. Şöyle yapalım. Hepsinden 50'şer fabrika mı desek? Hepsinden 40'ar fabrika. 50 tanesiyle tank üreteyim de şimdilik. Öyle bir aciliyeti yok. Ayrıca İngilizlerin yani bütün ana karasını falan kaybetmiş olmasına rağmen bize karşılık verebilmesi çok sinir bozucu değil mi ya? Bence çok sinir bozucu. Abi şuradan bir İngilizlerin kafaya çökmeye gidebilir miyiz? Normal vaziyette teşekkürler. Fransızlar nereye kaçtı onu merak ediyorum ben. Fransa'nın ana karası neresi oldu? Herhalde Fransa artık majör devlet sayılmaz ya. Hiçbir şey yok çocukların çünkü. Ama donanmaları duruyor değil mi? Burada bir Liberya var. Fransa. Yani İngilizlerin başkenti buraysa Fransızlarınki nere ama? Portekiz'le falan hiçbir alakamız yok. Beyaz Rusya'daki ordunun biriyle de Fransızın mı kafasına çöksem? Ama Fransa orada olamaz ya. O kadar olamaz yani. Burası Filipinler. Yani buranın bizle bağlantısı yok. Ha Free Fransa. Okey, okey, okey. Oraya değil. Oraya değil sevgili Beyaz Rusya'daki ordu. Bekle. Şuraya. Buraya gitmemiz gerekiyor da nasıl gidilecek acaba? Gidilir mi oraya? Bizi itmişler mi bu arada? Vallahi sanki bir kare bir itilmişiz gibi ama. Ahanda gidiliyor oraya rahatlıkla. Oh.
Abi herhalde yani İngilizlerin falan kafamıza çıkartma atacak pek bir şey yoktur. Efendim bu arada izleyip vakit ayıran herkese teşekkürler. Bizden bu videoluk bu kadar diyelim. Gelecek bölümde kaldığımız yerden devam edelim. Bu bölüm Büyük Savaş'ın sonuna geldik ve dostların yeri geldiğinde düşman olabileceğini de öğrendik. Ki buna en büyük örnek biziz. Ansızın arkaladığımız sevgili İtalyan kuvvetleri teslim oldular ve bir bütün haline aldık artık. Kanada için de hazırlanıyoruz Amerika'ya dalabilmek adına. Şimdilik benden bu kadar. Sevgili dostlar, izleyip vakit ayıran herkese teşekkürler. Esenlikle kalın. Bye bye.